Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte Windows 10 nasıl ücretsiz indirilir ve USB üzerinden nasıl Windows 10 kurulum yapılır ona gibi görmeye çalışacağım. Bunu tek bir sayfadan yapabiliyorsunuz Microsoft'un sayfasından. Windows 10 sürümünü seçiyorsunuz kendiniz. Ondan sonrasında siz otomatik olarak Microsoft üzerinden USB yazılım yapabiliyorsunuz ya da bilgisayarınıza kaydetmeniz mümkün. Bunun için ayrı bir program kullanmanıza gerek yok. USB üzerinden kurulum yapabilmeniz için bu yazılım gerekli. Bunu da yapmanız için şöyle bir yol izlemeniz gerekli. Şimdi Google'a girelim. Buraya Windows 10 yazalım. Bakın Microsoft'un sitesi geldi karşımıza. Burada Windows 10 disk görüntüsünün ISO dosyası indir var. Buraya tıkladığınızda hem ISO dosyasını indirebiliyorsunuz. İsterseniz siz direkt olarak medya aracıyla USB'ye otomatik olarak yazabiliyorsunuz. Şimdi öncelikle ben USB'lerden bir tanesini takacağım. Hangisini takalım? Yedek olmayan bir tane bulalım. Değil. Bunda şey varmış mesela, Portable Windows 10 varmış. Şimdi burada aracı indirin demeniz gerekiyor. Media Creation Tool şeklinde bir uygulama iniyor. Buradan direkt olarak karşımıza bir seçenek çıkacak. Oradan bize ISO dosyası olarak indirip indirmek istemediğimizi soracak. Ya da USB şeklinde mi yazmak istediğimizi soracak. Kabul edelim bunu. ISO olarak indirirseniz bilgisayarınızda durur. Siz sonrasında tekrar USB CD ya da herhangi bir belleğe kaydetmeniz mümkün. Bunu Rufus programını yapıyorsunuz ya da ona benzer programlar var. Bakın burada karşımda bu seçenek çıktı. Bu bilgisayar şimdi yükselt var. Ya da başka bir bilgisayar için yükleme medyası, USB flash sürücü, DVD veya ISO dosyası oluştur var. Bunu seçeceksiniz. İleri diyelim. Burada şuradan bakalım. Windows 10 dili seçebiliyorsunuz. 64 ya da isterseniz 32 de yapabilirsiniz. Buradan ileri diyeceksiniz. Karşınızda bir seçenekler geldi. USB flash sürücüye mi yazılsın yoksa ISO dosyası olarak bilgisayarımıza kaydedelim. Ben USB flash sürücü olarak seçeceğim. İleri diyelim. Bakın hemen benim USB'mi gördü zaten. Burada birkaç tane USB varsa doğru USB seçmeniz önemli. Şuna ileri diyelim. Şimdi burada direkt olarak indiriyor. İndirdikten sonra da yazılıma USB belleğin içine yükleyecek. Bu biraz uzun sürecek. O yüzden burada videoyu keseceğim ben. Hızlandıracağım daha doğrusu. Ama diyelim ki bilgisayarınızda bir USB, bootable bir USB oluşturmak istiyorsanız en güzel yol bu. Tabi bu indirmiş olduğunuz ürün yani işletim sistemi tamamen orijinal. Bunun için bir tane key ihtiyacınız var. Satın alabilirsiniz ya da başka bir şey yapabilirsiniz. Crack önermiyorum tabii ben. Ama bu işlemden sonra elinizde USB üzerinden format yani bir cihaza format atmak istediğinizde elinizde hazır bir USB olacak. Ve istemiş olduğunuz bilgisayar USB üzerinden Windows'u yükleyebileceksiniz. Daha öncesinde burada şeyler vardı. Windows 10 Pro ya da Single Language şeklinde seçebiliyordunuz mimariyi. Ama şu an benimkinde Single Language yüklü ve otomatik olarak onu indirecek. Yani sizin bilgisayar Pro yüklüyse Pro'yu da indirebilir. Şu an
Windows 10'u indiriyor. Bunu alta çekip isterseniz internette gezinmeye devam edebilirsiniz. Ve bu tarz videoların devamı için kanala abone olarak kanalımı destekleyebilirsiniz. Kanalımda birden fazla içerik var. Kategorim fazla. Klasik araç restorasyonu da var, oyun da var. Ama şu anda teknolojiye yönelik bir ağırlık vermeye çalıştım. Windows 10 ya da bilgisayar donanımları, ürün tanıtımları. Burada desteklerinizi bekliyorum sizlerden arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanala abone olur ve zili açarsanız bir sonraki videoda, yani yüklemiş olduğum videolarda ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Bir çekmiş olduğum videoyla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Şu yorumlarda kanalda olması gerekenleri ya da eksik yaptığım durumları özetlerseniz elimden geldiğince sizin vermiş olduğunuz önerilerle daha iyi bir içerik üretmeye çalışacağız. Videonun bundan sonraki kısmını hızlandıracağım ama indirdikten sonraki kısmı net bir şekilde hangi işlemleri yaptığınızı size ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. Bu indirme kısmı biraz zaman, 4 GB'lık bir veri indirecek. Dediğim gibi kanala abone olarak beğeni atarsanız sevinirim. Her gelen yorumu bekliyorum. Olumlu ya da olumsuz fark etmez. Yorum olduktan sonra, mantıklı şey yazıldıktan sonra zevkle okur ve zevkle cevaplamaya çalışacağım. Arkadaşlar, bu işlem toplamda 3 aşamadan oluşuyor. Bu aradaki indirme kısımlarını kestim. %20'den %91'e fırladı. Tabii ki internetim o kadar hızlı değil. Bu aşamalardan bir tanesi indirme işlemi. Windows 10'u indiriyor. Sonrasında yapmış olduğu indirmeyi doğruluyor. Ondan sonra da USB'ye yazıyor. Ve bu tüm işlemler bittikten sonra, eğer bir hata almazsanız, elinizde USB'den kullanım yapabileceğiniz, daha doğrusu Windows 10 kullanım yapabileceğiniz bir USB oluyor. Bu aralar ben biraz kestim. Video bayağı uzamıştı. Bu kadar detaylı attım ki aralarda takılmalar olmasın ve hangi aşamadan geçtiğini görün diye attım. Şu anda indirdi. Direkt olarak doğrulamaya geçecek. Sonra da USB'ye yazacak. Arkadaşlar, şu anda Windows 10'u önce indirdi, sonrasında USB'yi yazdırıyor şu anda. Sona yaklaştık. Yani bu işlem bittikten sonra elimizde bir tane USB'den kurulum yapabileceğimiz Windows 10 medyası olacak. Yani bu USB'yi alıp herhangi bir bilgisayarda bootable yaptığınızda kurulum yapabileceksiniz. Bu kadar basit. Bu işlem internetinizin hızına göre değişebilir, indirmesi. Belirtmiş olduğum gibi yorumlarınızı bekliyorum. Kanala abone olarak ve bildirimleri açarsanız bir sonraki videodan ilk öncelikle siz haberdar olabilirsiniz. Bundan sonraki süreçte teknoloji ile ilgili ve Windows ürün tanıtımları, daha doğrusu donanım tanıtımları ile ilgili video atmaya çalışacağım yoğunlukta. Ama farklı içerikler, farklı kategoriler isterseniz onlarla da ilgili içerikler üretmeye çalışacağız. Şu an son işlemleri yapıyor. Windows 10 medya harcamız. Arkadaşlar, USB flash sürücümüz hazır. Arkadaşlar, USB flash sürücümüz hazır. Şu anda F sürücü kanalında USB'miz. Bunun için de Windows 10 kurulu. Bakın, kurulum için gerekli tüm belgeleri attı. Bundan sonraki süreçte bu USB'yi kullanarak herhangi bir bilgisayara Windows 10'u yükleyebilirsiniz gönül rahatlığıyla. Buna son diyelim. Kurulum kapanınca temizledi. Ha, biz bunu istesek ISO dosya şeklinde indirebilir, farklı programlarla yazabilirdik USB'nin içine. Ama Microsoft'un bize sağlamış olduğu kolaylık, kendisi hem indiriyor ama bilgisayarınızda kayıtlı değil şu anda. Sonrasında da USB'ye yazıyor.
Ayrı bir program kullanmanıza gerek yok. Elinizde halihazırda bir tane kurulum USB'si oluyor. Video izleyen herkese teşekkür ederim. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalla ilgili ya da bir diğer içerikle ilgili yorumlarınızı atarsanız sevinirim. Olumlu ya da olumsuz. Yorumlarınız benim için çok önemli. Bundan sonraki süreçte kanala daha farklı içerikler atabilmem için bana yol gösterirseniz sevinirim. Belirtmiş olduğum gibi abone olarak ve bildirimleri açarsanız videodan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Windows 10 kurulumumuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.